Arıldı, yattı. Kuzular bir ekiple burada yattı. Diğer ekip hep şuralara dağıldı. 1 metrekare alana dağılmış yatıyor. Hayret verici. Hangi tarafta duracağıma şaşırdım. Bu tarafta mı durayım? Yoksa gideyim şurada mı durayım? Taraz davli koyunlarını yayıyor, dişileri yayıyor adamlar. Bizim yanımıza gelmek yok. Geliyor arkadaşlar, şu dağlar kaptı. Aşağılara, dağlara çöküyor. Sorun büyük olacak. Hemen çukur yerlerini açmak lazım. Oğlum işin gücün dişilerin başına nöbet beklemek. Dağlarda kurtlar bize saldırıyor. Sen niye gelmiyorsun? Niye yoksun? İşin gücün dişidir. Dişi olsun, başka bir şey olmasın. Kurt murt şey olmasın. İşte bu dişi zayıflamıyor. İpte, zincirde geç. Şeyde bağla, kazan olunca bu şekil. Burada başında bekle dişinin. Davar mavar olmasın. Davara gitmek olmasın. Davar yaymak olmasın. Ama bu şekilde dişinin başında bekle. Ama hayvan dişinin alnını düpdüz. Bu bir özelliktir kankalarda. Bu herhalde şey, bilmiyorum ne olduğunu, ben de çıkaramadım. Tipine bakarsan, meme yapısına Malaklılara benziyor. Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Nurhak Dağları'nda herkese selamlarız arkadaşlar. Bizler iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bu kaç gündür, bu 2 gündür zaten zemberi ayı gibi 1-2 gün geçirdik. Soğuk, kar, yağmur karışık yağıyor. Bizler de mücadele ediyoruz. Hayvanlarımızı bırakıp karnını doyurmaya çalışıyoruz. Bugün gene kurdun kuzuyu yakaladığı bölgelere geldik. Çünkü buralar daha düz, güzel. En son koyunumuz da doğurdu. Artık gebe koyunumuz kalmadı. Arkadaşlar iyi seyirler. Kanalımıza abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Nokta olsa yorum yapın. Nurhak Dağları'nda yüreğimin sevgisiyle selamlarım size. Koyunların karnı doydu böyle. Zaten epey zamandır doymuş. Pek yatmaya cesaret etmiyor. Gezek dolaşak diyorlar. Yaylak. Kuzular zaten hiç halleri yok. Yatacak yer arıyorlar. Sersemler haplardan dolayı. Sabahtan beri kar, boran, fırtına arkadaşlar. Sis. Ben de koyunu bırakmadım. Sis her tarafı kapatmıştı. Şimdi dağlara doğru biraz çekildi. Dağlara çekilmesiyle birlikte
ben de bıraktım. Yağmur da yağıyor daha yavaş yavaş. Karla beraber yağıyordu sabah. Kuzular açtı arkadaşlar. Kuzları dün ayırmıştım haplamak için. Yemledim. Ben de dün ıslandım, su gibi oldum dağda. Tekne düzenim. Kuzlar küçükken yetiyordu ama şimdi yetmediler. Yarısı bile sığmaz oldu. Onun için yemleyemedim de ama yemdiler. Koyunları dün yaydım. Akşamüstü getirdim. Hayvan acıktı. Arkadaşlar ne yapak siz? Lan buram müsaade vermiyor ki. Bizim halde yeri bıraktı. O da tepeye de, bu karşı tepede. Hele bakalım. Dikkat edelim. Gene kurdun bölgesine geldik arkadaşlar. Kuş şuradan gelmişti. Oralardaydı. Biz bu arkalara geldik. Dikkat edelim. Gene hava yağışlı. Taş su gibi dağlar çabuk. 2 gündür durmadan yağdı. Koyunu biraz doyurursa koyun sakinleşir. Koyunun hiç sakinleşecek bir durumu da yok. Bakalım nasıl yapacağız. Aşağıda bir tane atlı geliyor. Bir süvari. Süvari geliyor. At güzel bir şey ya. O beyaz at. At kadar güzel bir şey yok. Bir atın olacak. Atla koyunu yayacaksın. Atla koyunu yayarsan fıstık gibi olur. Güzelleşir. Vay dostum, aleyküm selam. Teşekkür ederim, sağ ol, hoş geldin. Nasılsın abi, ne var? İyidir, sağ ol, sen ne yapıyorsun? İyidir vallahi. Hayırdır, atı mı gezdiriyorsun, ne yapıyorsun? Köpek abi. Bu beyaz köpek mi? Hı. Ne köpeği? Şimdi oraya gelmiş ya, bir tane kancak, bir tane. Kancak, he, buralarda dün geziyorlardı. Bugün gördün sabah. Yok, sabah görmedim, beyaz bir tane üzerinde tasma vardı. Hı. Bir erkek köpekti, bir de dişiydi. Ben gittim de senin aferin oralarda baktım, bulamadım. He. Dün bir kere şuraya geldiler. Davarı yanına, sonra Ali'nin dişisini peşine verdi. Sonra davarı yanındaydı bir kere. O... Nasıl, davarlar güzel yayılıyor mu? Kolay yok, işte böyle geziyor. Durmuyor mu? Islaktır, durmaz. Saldırısına uğrar mısın? He, şurada kur saldırdı bana. Şurada. Ben mi? Şu çalılar ya da şu derede var ya. Orada köpek de yok. Köpeklerin gelmiyor. Ve köpek, kancıklar, kazan gelmiyorlar hiç. Yani satayım sana, alma. Var mı? He. Nerede? Nerede getirdin? Eliklerden. Ben eliği ne yapacağım? Elik bizimkilerde olur. Büyük bir tane. Küçük davarı koyulmaz mı? Küçük. 5-6 şey aylık oldu. Şimdi bir... Güzel davara gir. He. Bakayım. Güzel bir kısır koyun ver de vereyim. Veririm la, kısır koyunda ne var ki? Her gün kurt gezeceğim de bir tane var. Ben sana bir güzel köpek vereyim. İş kurdu yaklaştırmaz. Ulan sizde güzel köpek ne arar? Şu tepeye bir kere o gün geldiler, bizim yok, bir tane. Yok yok, bu daha enik. Ben kendim yetiştirdim. Sen nerede getirdin? Bu bir tane kancık var ya, beyaz bir kancık. He. Onun eniği. Ulan onun eniği ne olacak? Eniği görmeden nasıl diyeceğim ne olacak? Ben bilirim, ben ömrüm yıllardır. Sen eniği görmedin abi. Sen ben nereye paylaşıyorsun? Bu YouTube'da. İzliyorum seni. Biliyorum. Sen izliyor musun? Sen kurdu gördün mü? Bir kere de ben burada yatmıştım, ha şurada var ya. Bir tane simsiyah kurt geldi. O zaman 2 tane köpek kalı vardı. Burada kovaladı, götürdü. Ben hep kurtları görüyorum. Diyorum böyle YouTube'a çekeyim. Millet izlesin.
Bu atı ben de... Kanalım var, iki tane güzel köpek daha al ki kurt çıksın, öyle paylaş. Böyle kuru kuru video paylaşalım. La ben o kadar güzel köpeğim vardı, hiç kurt yıktığını görmedim. Kurdun geldiğini görmedim. Köpekler davara gelmedi. Dişiler de, üç tane dişi vardı, kayboldu, anladın? O dişiler varken hiç ben kurdu görmedim buralarda. Kurt nerede yani? Nerede? Ben diyordum çekeyim YouTube'da millet izlesin, hiç görmek nasip olmadı. Şimdi köpekler kaybolunca kurt ortaya çıktı. Çıkar. Sen tek misin? Akırda. Şeyini Ali nereye gitti? Hangi Ali? Senin yanında bir tane Afgan daha vardı ya. Afgan yoktu. Türkmenistanlı vardı. Azat. He. Gitti o. Sen Afgansın? Hı hı. Benim yanında Afganlar 7 yıl durdu. Peki sen koyunları yemliyor musun? İçerideler herhalde. Kuzulardı da. Kuzu bekliyorsun. Satmadınız mı? Niye, neyi bekliyorsun? Piyasa düştü abi. Kuzunun? He, piyasası düştü biraz da. Kuzu hep düştü. Hayvanın piyasası düştü. Kurbanda şu ne olacak? Hep kuzular güzel oldu mu? Allah Allah. Benim ayak kuzularım senin kuzulardan güzel. Senin kuzular 10 aylık, bizimkiler daha 1,5 aylık, daha 40 günlük. Kaç kilo gelir senin kuzular? Ne daha yavru, bunlar 40 günlük, bunlar bundan 1 ay 40 gün önce doğdu hepsi. Sizinkiler siz 5-6 aydır yemliyorsunuz. Anladım. Senin ismin ne? İsmim Rahmullah. Rahmullah. Sen hepsini sen yemliyorsun. He. Tek başına. Kolay oluyor mu, zor mu? Karmayla mı yemliyorsun öyle? Yok. Yok, saman ayrı diyor, köm yeme ayrı diyor. Anladım. Kuzulara tek yem veriyorsun. Kuzular otomatik birlikte yiyor. O şey, Barış Çiçek'te getirdiniz. Köpek nerede? Şurada, ahırda. Burada çiftlikte. Hı. Onu bağlıyor musunuz? O güzel işte. O, o güzel, o kurda güzel gider. O biraz boyu çok uzun değil ama çevik bir köpeği. Bunun yavruları var işte. İki tane kancık doğurmuş. Hep bunun yavrusu. Ya da o yenikti. O nasıl çiftleşmiş? Çiftleşti. Lan sizin dişiler iyi değil. Dişiler iyi olsa şey iyi olur. Güzel olur. Dişiler güzel köpekler dişi köpekten çıkar. Erkekten çıkmazlar, anladın? Dişi köpek güzel olursa güzel olur. Şimdi sen malı yemledin, sabah kalktın. He. Sonra yatıyorsun. Yaymak yok. Ne güzel çobazdır ha. Ulan yağmur bırakmadı bir haftadır. Bizi perişan etti. Bizim işimiz böyle. İşte yayması da fark etmez. Beslemesi de. Ela yayma zor zor. Koyunlar güzelleşmiş mi? İyi. Siz tüyünü kırptınız mı? Biz kırptık he. He. İyi yapmışsınız. Besideyse tüyünü kırpmaz. At tek bu mu? Bunun yavrusu da var. Büyümüş mü? He. Ona biniyor musunuz? Binmadık, vallahi. En son koyunumuz da doğuruyor arkadaşlar. Hayvan ne kadar kusuna düşkün bir koyun. Bu en sonuncu koyundu. Bu da doğurdu maşallah diyelim. Ama hava da soğuk biraz. Koyun ısıtır. Koyun kusuna ısıtır bakar. Biraz daha tepede doğurmuş olsaydı tam güzel kanallarında olurdu. Ama burada doğurdu. Ne kadar düşkün, güzel akıyor. Sürü de hep sanki şey, şu tepede doğursaydın orada seni görürdüm. Bir şey olmaz burada, bir şey olmaz diye düşünüyorum. Etrafında koyunları yayayım. Ama biraz soğuk. Annesi düşkündür, onu kurutur hemen şimdi. Doğada böyle temiz temiz güzel güzel doğması ne güzel bir şey. Acaba tek mi, ikiz mi bilmiyorum ama
Bir koyunun karnına bakayım. Bir bakayım senin karnına. Yok, o başkası yok. O başkası yok. Hadi dikkat edin, ben de geliyorum. Ben buralarda koyunları yayayım. Doğuran koyunun etrafında dolanıyorum arkadaşlar. Buralarda güzel ot bol. Hem de buralar düz biraz. Şey yapıyorum. Koyunun beni yormasına izin vermiyor. Kuzuyu da yormasına izin vermiyor. Kuzular zaten dün haplandığı için biraz sersemler, böyle eski kuzu havası kalmamış. Bugün biraz sersemler böyle. Daha çok yatıyorlar. Pek annelerle ilgilenmiyorlar. Oyun oynamıyorlar. Ben de koyunun etrafında dönüyorum. Çünkü eğer dikkat etmezsek hava gene sisli pisli, böyle bulutlu. Görüyorsunuz. Kapalı. Meret kurt buralardaysa gelir kuzuyu muzuyu kapar. İnsanın zoruna gider sonra. Ot çok yayılsın, sonra da çayır asalarım akşamüstü orada güzel yayılır. Yayılır, karnını iyice doyurur. Ağaçlar arkadaşlar meyve dolu bu sene. Bütün meyveler, ağaçlar dolu. Pepi kuşu ütüyor. Pepu, pepu diyerekten son zamanlardır artık. Buradan göç eder. Pepu kuşu gelip yumurtalarını diğer kuşların yuvasına bırakıp göç edip gidiyor. Ben de önceleri diyordum, niye bu her zaman durmuyor, yuva yapmıyor mu? Geliyor baharda bir gözüküyor, bir 15-20 gün sonra kaybolup gidiyorlar. Papağan tarzı bir kuş. Ondan sonra dedim bu niye burada durmuyor? Sonra bunlar yuvalara gelip yumurtalarını bırakıp göç edip gidiyorlarmış. Yani yavruları kendini büyütmüyor. Kuşlar yavrularını büyütüyor. Onun için kuşlar büyüttüğü zaman sonra onlar da yavrular büyük olunca göç edip gidiyorlarmış. Bunu da sizinle paylaştım arkadaşlar. Şu dişi kazanları bitseydi artık karo gelirdi, talaz gelirdi. Rahat olurdu. Bunların gezdiği yerde bir şey olmaz. Kazanlar bitmedi. Bazı arkadaşlar koyunun önünü tut, önünde git, yavaş yayılsın, iyi olsun diyorlar. Arkadaşlar yani sürü kalabalık tek adamın. Ben koyunu hep sıkıştırarak yayarım. Yani yaklaşık 20 gün falan tarlalarda hiç yormadan, düz yerde ayağa taşa gelmesin diye, yorulmasın diye, efor harcamasın diye tarlalarda yavaş yavaş yaydım. Ki biraz canlansın, biraz eti kendine gelsin, biraz kuzuyu yormasın. Ama yaş olan havalarda, ıslak olan havalarda da malı durdurmak, hele hele koyun orada dursun, kuzuyu durdurmak her adamın harcı değil, zordur. Çünkü ota su düştüğü an hayvan hareketli davranıyor, seni yoruyor. Yorduğu için de yapamazsın yani. Ben çeviriyorum, her yerde de koyun durdurulmaz yani. Bir taşın içinde, otun olmadığı yerde koyunu durdurup ne yapacağım? Yani koyun yayılmaz ki orada. Döner öbür tarafa gider. Gideceğimiz hedefi şaşırtır bizi. Onun için hayvanı otlu yerlerde çeviriyorum. Bir sağ ittiriyorum, bir sol ittiriyorum, bir durduruyorum. Yayılsın diye, güzelleşsin diye, etlensin diye. Bizim de amacımız, gayemiz odur. Kısır mal kendini belli ediyor. Tek sütlü hayvanlar biraz geç gelişim gösteriyor. Onlar da hayvan kuzuya çalışıyor.
kuzuya çalışıyorlar. Kuzu doğdu, emdi, sütünü emiyor. Annesiyle peşimde dolaşıyor. Şimdi bunu kucaklayacağım. Eve kadar götüreceğim. Şimdi ağız sütü çok önemli. Ağız sütünü emdiği zaman kuzu güçlü olur ve yürümeye başlar. Ama hava soğuk, üşümez de. Ağız sütü emdiğinde üşümez de.